6 Şubat depremlerinin yıktığı 11 ilde çalışmalar devam ediyor. Son günlerde Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremlerde bir deprem ülkesi olduğumuzu ve riskin aslında hep var olduğunu bizlere hatırlatıyor. Şimdi ana haberde kameralarımızı Hatay'a çevireceğiz ve bu konuyla ilgili özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, CNN Türk Spikeri Göksu Öngören Özgür'ün konuğu olacak. Ben şimdi sözü Göksu'ya ve Sayın Bakan'a bırakıyorum. Fulya Kalfa, çok teşekkür ediyoruz. Hatay'dan sizlerle aslında bu akşam karşınızdayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki de hemen yanımda. Biz neredeyiz? Hatay'da TOKİ konutlarının yapıldığı, inşaatının tamamlandığı diyorum artık. Çünkü yavaş yavaş teslim de edilecek. Sayın Bakan'la yayınımızı burada gerçekleşiyoruz. Şimdi şehre ilk girdiğimizde bazı alanların tekrar yapılanmaya başladığını gördük ama bazı alanlarda da tekrar bir ayağa kalkma umudun da beklediğini söyleyebiliriz Sayın Bakan. Öncelikle 2023 yılını sonlandırıyoruz. Sonuna geldik artık, son düzlükteyiz. Fakat 2023 yılına biz ülke olarak çok acı çekerek, üzülerek girdik. Özellikle de bu bölge. Artık yavaş yavaş 2024 yılının da umut olmaya başlamasını diliyorum. Hem bu bölge halkına hem de tüm Türkiye'ye. Yıl dönümü de yaklaşıyor 6 Şubat depremlerinin, o ikiz büyük felaketin. Şöyle başlayalım. Bu depremlerin ülkeye, Türkiye'ye toplam maliyeti ne oldu? Zararı neydi? Evet, çok büyük bir afetle karşılaştık. Hatta ara ara ben konuşmalarımda söylüyorum. Bin yıldır medeniyet kurduğumuz bu topraklarda başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 9 saat arayla iki tane 7.6, 7.7 gibi büyük bir depremle, hem de uzun süren depremlerle karşı karşıya kaldık. Yer yüzeyine çok yakın olduğu için de evlerde çok büyük bir hasar bıraktı. 4 tane şehrimizden geçerek birçok yerleşim yerini içine alan müthiş bir depremdi. Ve orada zarar tespitlerini yaptığımızda karşımıza 680 bin konutun ağır hasarlı veya oturulamaz durumda olduğu, 170 bin civarında da iş yerinin, tek katlı evlerin veya ahır gibi müştemilatların da yıkıldığını gördük. Toplamda tam 850 bin bağımsız birim zarar gördü, hasarlı vaziyette. 18 il etkilendi bundan. 14 milyon insan da bundan zarar gördü. Müthiş bir hadise. Bu işin maddi boyutuna baktığınız zaman 100 milyar doları geçiyor. Sadece yapım masrafı olarak bile geçiyor 100 milyar doları. Zaten manevi zararı söyleyecek bir kelime yok. Onu karşılayacak bir söz de yok. Ona bir şey diyemiyoruz. Dehşet bir ortam. İlk saatlerden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ayakta. Çünkü depremden iki gün sonra biz partide MYK toplantısı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız söze şöyle başladı. Bana 4.17'de birkaç saniye sonra haber verdiler. Ben kalktım, telefonun başına geçtim. Sırayla valileri aradım. Durumu anlamaya çalıştım. Müthiş bir olay olduğunu anlayınca bütün bakanlarımızı bölgeye sevk ettim. Valilerimizi, kaymakamlarımızı, AFAD görevlilerini, resmi görevlileri, herkesi deprem bölgesine gönderdim. Siz de benim mesai arkadaşımsınız. Sizler ne yaptınız? Evet, herkes o depremin ilk saatlerinden itibaren ne yaptığını anlatmaya çalıştı. Ben yerel yönetimlerden sorumluydum, partideki görevim. 810 belediyemiz var. 810 belediyemizin tamamını deprem bölgelerine havale ettim ben. Mesela Hatay'ımıza Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Denizli Büyükşehir Belediyemiz, ki bunlar güçlü belediyelerimiz, bu bölgeye gönderdik. Kayseri, Trabzon vesaire gibi belediyelerimizi Kahramanmaraş'a gönderdik. Erzurum Belediyesi'ni işte Adıyaman'a gönderdik. Balıkesir'i Malatya'ya gönderdik. Her bir belediyemizi o bölgelere görevlendirerek önce arama çalışma faaliyetleri, işte kurtarma faaliyetleri, sonra su, iaşe, ibate, çadır. O ilk anda bir de müthiş bir kıştı, hatırlayın şimdi. Evet. Zor bir gündü gerçekten. Devasa bir ortam ve burada binlerce insan gayret etti. Çok şükür bugüne doğru geldiğimizde az çok işler yoluna girdi. Sıkıntılar biraz bertaraf ettik. İlk anın telaşı veya sıkıntısı çok kalmadı. Şimdi hummalı bir çalışma var.
bir an önce evleri yapıp vatandaşı içine oturtmaya gayret ediyoruz. Geleyim en önemli soruya Sayın Bakan. Orada bir şey söylemem lazım. Buyurun. Yalnız bütün bir millet ayaktaydı. Evet. Yani 85 milyon evinde rahat, huzurlu bir çorba içmedi. Ben Doğru. buna şahidim. Çocuklar kumbaralardaki paraları bozdurarak gönderdiler. Ben haccını erteleyip AFAD'a para yatıran büyüklerimizi biliyorum. Azerbaycan'dan Server Beşili galiba. Birisi yola çıkmış, arabanın içerisine battaniyeleri doldurmuş, evdeki yorganları koymuş. Ben kardeşlerime yardıma gidiyorum diyor. Böyle bir milletin herhalde üyesi olmak, ferdi olmak bizim için de bir onur vesilesi olsa evet, gerek. Çok doğru. Şimdi Sayın Bakan, burada önemli bir noktadayız. Teslim edilecek dedim. İnşaatı da tamamlandı dememin sebebi arkada hemen böyle TOKİ'nin yapmış olduğu emri evet. görüyoruz. Şehirden çok da uzak bir alandayız. Ama tartışmaları da beraberinde getiren bir inşaat çalışması sürecinden hem muhalefet cephesinde hem de vatandaşta kaygıların olduğu bir süreçten de geçtik. Çoğu uzman deprem bölgesinde mi tekrar ev yapılacak? Yapılmayacak mı? Biz neredeyiz? Bana bir önce izleyicilerimize bunu bir anlatalım. Rezerv alan nedir? Neden burayı seçtiniz? Böyle bir adım adım gidelim mi Sayın Bakan? Evet, deprem olduktan sonra hızlı hareket edebilmek adına arkadaşlarımız o günlerde şehirlerin çevresinde bulunan hazine arazilerini bir an önce işe başlayabilecekleri mekanları tespit etmeye çalışmışlar. Oradaki hazine arazilerinden zemin etütlerini yaptırmışlar. Eğer sağlamsa ona uygun projeler üreterek bir iki ay içerisinde inşaatlara başlamayı tercih etmişler. Bu çok doğru bir tavır. Yani şehirler yerle yeksan olmuş, şehirler yıkılmış. O şehirlerde bir taraftan tespitler yapılacak. Ağır hasarlar belli olacak, orta hasarlar belli olacak. Bu aylarca sürer. Kaç konut olarak bağımsız birim olarak tespit yapıldı derseniz 6 milyon 600 bin konuta uzmanlar gidiyor. Ağır hasarlı, hafif hasarlı falan tespit ediyor. Şehir içerisinde bir yer yok. Şöyle bir yavaş görüntü izleyicilerimize daha net anlatmak istiyorum Sayın Bakan. Biz buraya geldiğimizde şehirden oldukça uzak bir alanı seçtik. Burası alüvyon zemin değil ve fayın geçmediği bir yer değil mi? Doğru. Arkadaşlarımız bütün şehirlerde, burası Hatay'da Gülderen bölgesi. Evet. 30 kilometre kadar mesafede. Buradaki sert zeminleri tespit edince gelip burada da konuta başlamışlar. Hmm. Ya bir an önce yapalım ki daha sonra evi yıkılan vatandaşlardan isteyenleri tercihli olarak bu bölgelere aktaralım diye. Hızlı hareket edebilmek adına yapmışlar. Bunu vatandaş mağdur olmasın diye. Elbette. Burada. Adıyaman'da da yapmışlar arkadaşlar. Malatya'da da yapmışlar. Kahramanmaraş'ta da yapmışlar. Her yerde. Şimdi bulabildikleri, burada daha net gözüküyor aslında. Evet. Şehrin oldukça dışı ve burada güvenli bir noktayı seçmişler. Nihayetinde burası Gülderen Mahallesi. Yerleşim var burada. Hayat var burada yine. Su var, elektrik var, sıkıntı yok. Yaşayanlar da var. Ve hazine arazisini seçmemizin sebebi de özellikle mülkiyet sorunu meselesinde biz uğraşmak istemiyoruz. Bir de mülkiyet için ayrıca para ödemek istemiyoruz. Kolay değil. Sonra ihtilaflar sürüyor. Hazine arazileri üzerinde bulabildiğimiz yerlerde bir an önce inşaatlara başlayalım demişler arkadaşlar. Ve bu hazine arazilerinin tamamında neredeyse biz 150 binden fazla rezerv alanlarda bu tür inşaatlara başlamışız. Bunların bir kısmı bitmek üzere. Mesela burada 2665 konutun inşaatına başladık. 1000 tanesi ay başında kesin kabul yapılacak ve 15-20 günden oturulabilecek bir durumda. Bu şu an bulunduğumuz alana evet. 15-20 gün içinde 1000 tane konutun teslimi, anahtar teslim diyoruz evet, artık, evet, yapılacak. Evet, birazdan evet, gezeceğiz. Evet, evet. Aslında izleyicilerimize de hatırlatalım. Hafta içi de o örnek daireyi göstereceğiz Sayın Bakan değil mi? Olur inşallah. İnşallah. Biraz sonra da gezeriz orayı. Gezeriz evet. Şimdi şunun için acele ediyoruz. Bakın konteynerlarda kalan yaklaşık 500 bin kişi var. Kira yardımında bulunduğumuz 320 bin aile var. Bu kira yardımında bulunduğumuz aileler neredeler? İstanbul'dalar, Ankara'dalar, Anadolu'nun değişik şehirlerindeler. Biz kira yardım hesaplarına yatırıyoruz. Nereden ev bulmuşlarsa gidip orada oturuyorlar. O yüzden buralarda bir an önce bitiriyoruz ki yıkılan evlerin karşılığında isteyen vatandaşlarımıza burada kura çekerek ilk önce evlerini teslim edelim. Yeniden diye. Hayata buraya döndürmek evlerde çok sağlam zeminlerde, TOKİ güvencesinde ki TOKİ güvencesinde derken şunun için bunu söylüyorum. Ben 99 depremine şahitlik etmiş birisiyim. Belediye başkanıydım. O bölgelere gittim. Bir otobüs mühendisimi o bölgeye götürdüm. Bakın dedim niye yıkılmış tespit edin. Siz sakın bu hatalara düşmeyin. O zaman
Orada gördüğümüz manzara şuydu. Kamu binalarının tamamı neredeyse yıkılmıştı. Kamu eliyle yapılmış olanlar yıkılmıştı. Kaymakamlık binaları, sağlık ocakları, hastaneler, okullar hepsi yıkılmıştı. Şimdi TOKİ'nin yapmış olduğu bir tane bile hastane veyahut da kamu binası veyahut da bu binalar, evler yıkılanı gördünüz mü? Hiç yok. Hiç yıkılan yok. O yüzdendir ki buralarda TOKİ gelip o tünel kalıp sistemiyle en sağlam evleri yapıyor. Ve vatandaş da bu evlere geldiğinde depremde ben emin vaziyetteyim diye evinde oturabilecek bu inşallah. Bahsettiğimiz alanlar TOKİ'nin yaptığı rezerv alanın içinde değil mi, evet, Sayın Bakan? Aynen öyle. Rezerv alan dediğimiz aslında devletin hazineden yararlandığı arsalar, araziler değil mi, öyle geçiyor? Şöyle, tam rezerv alanla ilgili epeyce bir ihtilaf çok, var. Çok da tartışmalı çok olduğu için var. Biraz açmak istedim. İstanbul bugün konusunda zaten, da orası bir tartışmalı başlık. Ona doğru, ayrıca gireceğim. Doğru. Bugün zaten bir toplantı yaptık buraya geldiğimizde. Ne kadar muhtarımız varsa davet ettik. Sivil toplum örgütlerini davet ettik. Yani odaları, mimarlar, mühendisler odalarını vesaire. Belediye başkanlarını davet ettik. İleri gelen Antakya ile ilgili, Hatay ile ilgili, Samandağ, Defne vesaire gibi bizim beldelerimizle, ilçelerimizle ilgili söz söyleyecek herkes buyursun dedik. Protestocu gruplar dahil. Herkesi dinlediniz. Protestocu grupları da özellikle çağırın dedim ben bugün. Yani durmadan bazen protesto yapıyorlar ya. Niye rezerv alanı ilan ettiniz? Buraya el mi koyacaksınız? Mülkiyetimiz elden mi gidiyor? Mülkiyet hakkı kutsaldır falan diye güzel güzel söylüyorlar ya. O arkadaşları da davet edin dedim ben. İkna edebildiniz mi Sayın? Geldiler. Bugün konuştuk. Saatlerce oradaydı. En çok hangi soru geldi? En çok kafalarda karışıklık, soru işareti yaratan neydi ve nasıl cevapladınız? Geçenlerde mecliste bizim bütçe görüşmeleri sırasında da aynı konu geçmişti. Ben artık buradaki iki tane kavramı anlatmak zorunda kaldım. Yani herkesin kafasındaki şu. Rezerv alan ilan ederek siz bizi buradan evimizden yuvamızdan edip başka yerlere mi götüreceksiniz? Burayı da başkalarına getirip verecek misiniz? Yani kendi mahallemizi bizi çıkarıp başka yere, başka yerlerdeki özel torpilli adamları da bizim mahalleye mi getireceksiniz? Bakın böyle bir istifam var. Öyle bir şey olması mümkün mü? Hayır. Bugün kendileri de anlattım. Bu kentsel dönüşüm yasası 11 sene önce çıkmış. Bu iki tabirde kanunda var. Ve uygulamada, yürürlükte şu anda. 2 milyon 200 bin konut değişmiş, dönüşmüş, rezerv alanı ilan edilmiş, riskli alanı ilan edilmiş, yıkılmış, yapılmış. Bana dedim bir tane örnek gösterin ki o mahalleye dışarıdan insanlar transfer edilmiş olsun, o mahallenin insanı da boşaltılıp başka yere getirilmiş olsun. Bir tane örnek gösterin. Böyle bir örnek yok. Ama özellikle Türkiye'de şundan ara ara idareciler dert yanar, ben de dert yanıyorum. Bütün dünyasını at gözlüğüyle görüp, takip edip, ideolojisinin dışında hiçbir şeyi tanımayan insanlar var. O ideolojiye hizmet etmek onun için en büyük şeref. İnsanlar ne kadar tahrik ederse, insanlar ne kadar sokağa dökerse, bizim işimize ne kadar mani olursa o kadar mutlu oluyorlar. Sayın Bakan, hayretler içerisinde izliyorum ben de bunu. Çok doğru bir yere temas ettiniz ama şunu merak ediyorum. Şimdi rezerv alan dedik, kafalarda karışıklık yaratıldı ve buna bir kısım inandı veya inanmadı. Kentsel dönüşüm aynı şekilde. Kentsel dönüşüm dediğimiz başlık da tartışmalı bir başlık. Bazı mahallelere değineceğim. Emek Mahallesi dediğimiz nokta aslında sizin orada kentsel dönüşümü yapmak istediğiniz acı hatıralarınızın olduğu bir bölge biliyorum. Ama bir türlü inandıramıyorsunuz. Neden ya da bakanlık olarak tam anlatılamıyor mu acaba kentsel dönüşümle ilgili yapılmak istenenler ya da projeler? Ben bugün kalabalığa dedim ki topluluğa, o Antakya'nın tüm muhtarlarının, sivil toplum örgütlerinin bulunduğu topluluğa, ben size şimdi kentsel dönüşüm nedir, rezerv alan nedir, riskli alan nedir anlatacağım. Sonunda da derseniz ki bizim bölge rezerv alan ilan edildi ama istemiyoruz. Kesinlikle çıkıyoruz. Şeref sözü. Oradan ayrılıyoruz dedim. Bize yapmayın efendim siz. Çıkıp gidiyoruz. Yapmayacağız. Bakın şimdi birkaç yerden biz gayret ediyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşüm yaparken evet çöküntü alanlarını ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan rezerv alan ilan ederek orayı da aynı şekilde ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan köy evlerini çelikten yapıyoruz. Bir taraftan diyoruz ki yerinde yapmak istiyor musun sen? Evet. Sana para verelim. Hadi kendin yap madem öyle. Bu imkanı da açıyoruz. Biz 4-5 alanda evlerin yapılması için bir gayret içerisindeyiz. Ben şimdi yeniden işin başında sorduğunuz soruya dönmek istiyorum. Evet. Rezerv alan nedir? Riskli alan nerede? Nedir? Riskli alan. Bakın 2012 yılında çıkan kanunla bugünkü kanun arasında 3 kelime fark var. O da şu.
yeni yerleşim alanı diye bir tabir var. Bugün de ekrana getirdik. Eski kanunu, yeni kanunu. Uzunca kanun maddeleri sadece orada bizim çıkardığımız yeni yerleşim alanı diye bir tabir var. Onun dışında kanunda hiçbir değişiklik yok. Ve kendilerine sordum. 2 milyon 200 bin konutu yaptık mı biz? Yaptık. Kimi çıkardık evinden? Kimi onun mahallesine dışarıdan getirdik? Yok öyle bir şey. Ama dediğim gibi bu ideolojik takılan grupların ısrarlı bir şekilde o insanlar tahrik etmesinden başka bir şey değil. Bu mahallelerde dedim, rezerv alanı ilan ettiğimiz yerlerde. Yarın benim arkadaşlarım buradalar. Dikmece'ye gelsin dediler. Evet, Dikmece'ye yarın geliyorlar. Başka nereye gelsin? Defne'ye geliyorlar. Başka nereye istiyorsunuz? Bakan yardımcımız, kentsel dönüşüm bizim başkanımız, TOKİ başkanlarımız mahallenize geliyorlar. Vatandaşla konuşuyorlar. Eğer vatandaş diyorsa ki bizim burayı rezerv alanı ilan etmeyin. Tamam bitti, etmiyoruz. O kadar çok işimiz var ki hiç meraklısı değiliz. Çoğunluk istiyorsa ancak, Sayın Bakan orada tartışma çoğunluğun olacak. Dediğini çoğunluk yaparız ister. Biz. Tamam, bir de örnek verdim. Şöyle düşünün şimdi, basit bir örnek olması için özellikle anlaşılması açısından söylüyorum. Çünkü teknik tabirleri dinleyen vatandaşımız anlamayabilir. Çok normal yani. İşi değil çünkü onun. Çukur eylemleri vardı hatırlayın. Güneydoğu'da. Evet. Bundan 7-8 sene kadar önce. Ben yine aynı bakanlıkta görevdeyim. Bir mahalleye gelmişler. Mahallede düşünün 500 tane konut var. Teröristler oraları siperge haline getirmişler. Yakmışlar, yıkmışlar. Mahallede 500 tane evi biz yapıp vatandaşa vermek durumundayız değil mi? Devlet olarak. Tamam. Şimdi işe başlarken normal şu günkü prosedüre göre rezerv alanı ilan etmesek veya riskli alan ilan etmesek yapmamız gereken şu. 500 konutun sahiplerini tek tek çağıracağız. Her birinden vekalet alacağız. Sonra oraya bir imar planı yapacağız. Bunun 5000'lik binlikleri safhası var. Bunları geçeceğiz. Sonra orada işe başlayacağız ve dönüp dağıtacağız. Önce nereden başlıyoruz? Herkesten muvaffakat almaya. Birinci eve geliyoruz. Birinci evdeki vatandaşın 3 tane evliliği var. 12 tane çocuk var. Şimdi 12 hepsi çocuktan... Hepsi evlenmiş. Orada ne olacak? 12 çocuktan kimisi doğru evde ama ikisi Paris'e çalışmaya gitmiş. 3 tanesi dağa kaçmış. Dağa da çarpışıyor kendine göre. Peki. Bir tanesi ölmüş, ondan 4 çocuk daha var. Şimdi torunlar. 500 evden 20-30 bin tane insandan muvaffakat almak zorundasınız. Alabiliyor musunuz? Asla alamazsınız. 50 sene çabalasanız alamazsınız böyle bir şeyi. Bir kanun getirdik meclise. Dedik ki o kanunda bu tür terör bölgelerinde yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçer. Bakanlık gelir, evleri yapar, hak sahiplerine dağıtır. Bu kadar basit ve sade bir kanun. Hmm. O zaman da aynı itirazları yaptılar. Hopladılar, zıpladılar. Anayasa Mahkemesi var dediler. Oraya götüreceğiz, iptal ettireceğiz dediler. Tamam, siz bilirsiniz, götürün, hakkınız. Ben gittim bir sene içerisinde evleri yaptım. O mahallede oturan vatandaşlara dağıttım. Çekildim, geldim ve işim bitti. Rezerv alan bizim elimizi kolaylaştırıyor. Bunu ilan etmekle planlama yetkisi bize geçiyor. Ve arkasından orada bütün konutları yapıyoruz ve vatandaşa hak sahiplerini bir an önce dağıtıyoruz. Eğer gerçekten bu iki tanım ve tabir üzerinden gitmezsek bu evleri bizim 30 senede yapma şansımız yok. Peki, şimdi burada Hatay'da imar çalışmaları ve rezerv alandaki çalışmalar nasıl gidiyor Sayın Bakan? Evet, şu resmi biraz tutabilirse arkadaşlar. Tamam. Ben buranın üzerinde de birkaç şey söylemek evet. istiyorum. Burası Hatay'ın merkezi. Hı hı. Ve nihayetinde meclis binası yıkılan ve çevrede görüldüğü gibi en kıymetli binaların olduğu yerler. Burası Asi Nehri. Şu an etrafında yeşil alan gördüğünüz yerde bile binalar vardı. Zemin sıvılaşmasından dolayı yıkıldı bunlar. Hmm. Mesela Kahramanmaraş'ta da Adıyaman mahallesi vardı. Azerbaycan mahallesi. Ortadan fay hattı gidiyor. Evet, şurası. Pardon, bir tutar mısınız arkadaşlar? Şu bölgeden fay hattı gidiyor. Burası. Şuradan. Burada bilim adamları diyorlar ki 65 metre boş bırakın ve etrafta çalışın. Biz 100 metre boş bıraktık. Yeşil alan ilan ettik burada. Azeri kardeşlerimiz dediler ki 1000 konutun parasını biz vereceğiz. Bizim hediyemiz olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne. Şimdi burada 2122 tane iş yeri ve dükkan var. Bu geldiği için burayı söylüyorum. Tam 40 milyon dolarlık ihale yaptık. Burada binlerce kazık çakıyoruz şimdi. Burada 15 konut metre, yok ama burada efendim, konut olmayacak Sayın Bakan. Olacak, konut olacak. Olacak. Konut tabii, olacak. Tabii tabii tabii. Hı hı. Buranın altında 15 metre vatandaşın anladığı gibi söyleyeyim balçık var. Hı. Eğer siz bunu balçık üzerine yaparsanız orası gemide işte sudaki bir gemi gibi düşünün. Sallanır. Her depremde yıkılır. Aşağıdaki sert zeminleri bulana kadar 15 metre 17 metre kazık çakıyoruz. Binlerce. Sonra onların üzerine zemin artı 2 gibi
En fazla zemin artı 3 gibi bu tür planlamaları yaptık. Ve burada inşaatı bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde eğer Hatay'a gelecek olursak, Hatay'dayız çünkü. Evet. Orada da arkadaşlar getirebilirlerse resmi. Evet, burada da burayı gördüğünüz gibi sıvılaşmış alanları yeşil alan bıraktık. Doğru, burada konutlar vardı. Vatandaş bir daha buraya yapamayacak. Ama biz yaptığımız bu konutlardan en yakından vermeye çalışacağız. Eğer bunların sahipleri varsa o zaman ikinci etaptaki konutlarımızdan vermeye çalışacağız. Elimizde ne kadar imkan varsa burada yapamayan vatandaşlara, yani bura gibi zemini sıvılaşmış olan, fay hattı üzerinde olan veyahut da dere yataklarının üzerine eskiden yapmış olan, şu anda yapamayacak, üzerine asla yapı yapamayacak vatandaşlara elimizdeki imkanların hepsini göstereceğiz. Nereden istiyorlarsa oradan o vatandaşlara da konutlarını vermeye çalışacağız. Burada bir de özellikle koruma amaçlı imar planı meselesi var. Neden? Tarihi eserlerin bol olduğu bir yer. Bir taraftan buna değinmek istiyorum. Hatay aslında tarihiyle tarih kokan bir şehirden söz ediyoruz. Burada yayın yapmamızın sebebi de bu. Yeniden burayı dönüştürmek, hayata kazandırmak ve tarihi açıdan da çok kıymetli. Bununla ilgili tarihi alanlarla ilgili çalışmalar veya projeler nasıl devam ediyor, nasıl ilerleyecek? Bugün Kültür Turizm Bakanımızla beraber geldik biz buraya. Toplantıya beraber girdik. O da kendi açısından buradaki tescilli eserlerin nasıl korunacağı hususunu oradaki vatandaşlara uzun uzun anlattı. Bir de koruma amaçlı imar planı bu ara yayınlanmak üzere. Ufak tefek pürüzleri var. O da yayınlandığı zaman o plana uygun olarak her şey gelişecek. Burada bir taraftan Habibi Neccar Camisi yapılacak ama Protestan Kilisesi de yapılacak. Katolik Kilisesi de yapılacak burada. Hı hı. Yani her türlü dini mabet geçmişte olduğu gibi hepsi ayağa kalkacak. Ve vatandaşlar burada çok dinli, çok kültürlü bir ortam yaşayacak inşallah. Sonra biz şu plandan taviz vermeden, ana ilkelerine sadık kalarak ve Hatay'ın da kendine özgün mimari tarzını uygulayarak yepyeni bir Hatay çıkarmaya çalışıyoruz. Sözümü lütfen mazur görsünler dinleyenler, başka yere çekmesinler. Büyük bir afet yaşadık. Çok. Şimdi karşımıza çıkan manzarada biz ya bunu bir fırsata çevirelim, doğru yapalım artık bundan sonra. En doğru yaparak turizmin merkezi haline gelecek, binlerce insanın buraya akmasını sağlayacak ortamı sağlayalım diye de çaba içerisindeyiz. Evet, şu görüntüler bir iki sene sonra hep açığa çıkacak. Bunun dışında mesela bura almamış ama Uzun Çarşı var. İki sene sonra tam anlamıyla tarih verecek olursanız yıl bazında çıkalım yola. Ne zaman Hatay o eski mutfağıyla, tarihiyle, cıvıl cıvıl sokaklarıyla hayatımıza girecek? Haliyle biz bir taraftan bu rezerv alanları yapıyoruz. Bir taraftan da şehrin merkez dediğimiz şu merkez kabul edersek etrafındaki caddeleri inşa etmeye çalışıyoruz. Köy evlerini yapmaya çalışıyoruz. Ama geri taraflarda vatandaşın da yerinde dönüşüm işini kendinin devam ettirmesi lazım. Binlerce insan da ona kendi başladı. Mesela İskenderun Belediye Başkanımız bugün söyledi. Nasıl gidiyor yerinde dönüşüm projesi? Siz göreve geldiğiniz anda başladı tahminimce. Şimdi o da önemli bir proje. Oradan çıkarak neler yapılabilir? Yerinde dönüşüm dediğimizde ne yapılıyor mesela Sayın Bakan? Şöyle ki vatandaş diyor ki mesela şuradaki oturan vatandaş. Evet. Ben diyor aslında bu mahalleden ayrılmak istemiyorum. Ben sizin rezerv alanlarınıza saygı duyuyorum. Doğru, elinize sağlık. Ama ben diyor Gülderen'e 30 kilometre öteye gitmek istemiyorum. Benim hatıram burada. Çocukluğum burada geçti. Ben burada yerinde yapmak istiyorum. O zaman diyoruz ki biz de devlet olarak ona, madem öyle, peki komşularla bir araya gelin siz. Yapın evinizi, bir müteahhitle anlaşın. Biz size her türlü proje desteği verelim. Harçtan puldan muaf hale getirelim. Size 1,5 milyon lirada biz gerek hibe gerekse kredi verelim. Evinizi yaptırın. Bugün mesela İskenderun Belediye Başkanımız dedi ki... Kime kredi Sayın Bakan orada? İçinde oturanlara. İçinde oturanlara. Oturanlara. Hı hı. Bizde de siteler var dedi. 300-400 konutluk bir siteden bahsetti. Bir araya gelmişler dedi. Bana da geldiler temsilcileri. Biz şöyle bir müteahhitle anlaşıyoruz. Devletin verdiği 1,5 milyon lirayı biz bu müteahhide vereceğiz. İmza vermişler. Biz de üzerine müteahhitlik kar olarak 200-300 bin lira veriyoruz. Öyle anlaşmışlar onlar orada. Evimiz yapılıyor. Şimdi mahsur yok. Biz vatandaşa bakın 750 bin lira hibe para veriyoruz. Evet. Hatta işe başlarken %10'unu da bunun 1,5 milyon liranın avans olarak veriyoruz ki eğer elinde harçlığı yoksa, parası yoksa devam etsin diye. 750 bin lira da kredi veriyoruz. Bu 750 bin lira kredi ne zaman başlayacak? Ev bitti. 2 sene geçecek. Ödemesiz bir dönem. Oturdu içine. 10 sene vade. 1 lira faiz yok. Faiz. Siz bu paranın ne kadar düşük bir maliyet olacağını
herhalde hesap ederseniz. Yıllık 75 bin lira gibi olur, aylık 6 bin lira gibi olur vatandaşa. Şimdi bugün inşaata başladıysa neredeyse 3,5-4 sene sonra ödemeye başlayacak, aylık 6 bin lira. 4 sene sonra başlayacak. Bu paranın neredeyse tamamı hibe gibi. Aynı şekilde eğer köy evi varsa aynı para veriliyor ama ahırlıysa kredi 1 milyona çıkarıyoruz orada. Dükkanlar için mesela. İş yerleri için. İş yerleri için. 400 bin hibe, 400 bin kredi. Böyle bir ortamda vatandaş biraz önceki gösterdiğim resimdeki gibi ben yerimde kalmak istiyorum diyorsa anlatsınlar müteahhitle, evlerini yaptırsınlar. Oldu ki müteahhit yapmadı. Sayın Bakan. Dolu müteahhit o var, zaman yapmasınlar. Oldu ki sıkıntı yaşandı. Şimdi bu da kentsel dönüşümle ve yerinde dönüşümde aslında vatandaşın kafasındaki soru işareti, anlaşmazlıklar da bu yüzden çıkıyor. Hem işin bir maddi maliyet boyutu hem de kime güveneceğiz acaba, doğru kişiyi mi bulduk? O zaman garantör kim oluyor? TOKİ. Yani inşaat 3. katta ihtilaf çıktı, yarıda kaldı. Ya 5. katta kaba inşaatta yarıda kaldı. Kefili biziz. O inşaat TOKİ tamamlayacak. O zaman ondan garantör hiçbir... devlet mi diyoruz evet, burada? Evet, devlet. Şu da mesela şimdi geldi ama yerinde dönüşümle ilgili vatandaşın birisi bizden 1,5 milyon lira almış. Hı. Şu evi yapmış, bize de numune olarak gösterdi. Ve gönderdi bunu Yayladağ'da. Belediyenin şirketine gitmiş orada. Ben belediye başkanının mesela arkadaşlardan rica ediyorum. Eğer istiyorlarsa ilçelerimizde, illerimizdeki belediyelerin imar AŞ'leri vatandaşı örgütlesinler, kendileri devreye girsinler. Eğer zararlar varsa zaten karşılayacağım. Ben söz veriyorum buna. Ama ön ayak olsunlar. Çünkü bazen müteahhit sıkıntısı da çekilebiliyor. Evini vatandaş bu şekilde yapmış ve oturuyor içinde. Bizden aldığı paralarla yapmış. O kadar. Siz bunu de projeyi beğendiniz galiba. O vatandaşa da selam olsun. Benim hoşuma gitti, o yüzden koydum. Örnek daire diye çok güzel. O zaman TOKİ'nin evleri de buna benziyor mu? Birazdan bakacağız. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Evet, bugün kalabalığa dedim ki oradaki böyle gruba. Böyle mi yapın dediniz? Bakın dedim, birkaç tane daha resim var. Belki getirirler arkadaşlar. Hangi yıkılan köy evi böyleydi? Söyleyin bana dedim. Kimisi 60 metre, kimisi 50 metre, kimisi 80 metre. Kerpiçten. Üstünde ya çatısı var ya yok. Güzel ama yaptığımız olmuş. Evlerin tamamı bu. Keyifle otursunlar, sağlıklı otursunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ya elinizi almışken diyor, bir şey yapıyorsanız en iyisini yapın lütfen. Ve vatandaş otursun. Çelik evlerin varsa eğer bir şeyini getirsinler. Konu buraya gelmişken yani, arkadaşlar rica ediyorum ben. Bunlar köy evleri. Bunlar köy evleri. Köy evlerinde nasıl gidiyor çalışmalar? Aynı şekilde. Böyle de? Yaptıklarımızı biz teslim ediyoruz bir taraftan böyle. Gaziantep'ten değil mi bu örnekler? Evet. Hatta Hatay baba torun da ben teslim ettim evlerin bir kısmını. Bu şekilde köy evleri. Şimdi yıkılan hangi köy evi böyleydi? Bana bir tanesini söyleyin dedim. Yok dediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Diyor ki madem yapıyorsunuz en güzelini yapın. 100 metreden aşağıda yapmayın. Ve vatandaş şimdi oturmuşken rahat etsin. Sittiğin sene otursun bari içinde diyor. Biz de evleri böyle yapıyoruz. Eğer çelik varsa bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar getirebilirlerse. Bunlar yaptığımız köy evleri, doğru. Bunlardan da zaten binlercesi şimdi hazır. Bir de 50 bine yakında çelik köy evlerinin ihalesine şimdi çıktık. Peyderpey yapıyoruz. Yani her bir ilçenin sayısını tespit ediyoruz. Mesela Elbistan'da yıkılmış kaç tane köy var? 180 tane. 180 tane Elbistan için ihaleye çıkıyoruz. Nurdağ'a gidiyoruz. Kaç tane köylerinde yıkılan evi? 60 tane. 60 tanenin ihalesine çıkıyoruz. Her bir gelen müteahhit o çelik evleri artık yapmaya başlıyor. Her bir ihaleyi de ayrı ayrı yapıyoruz. Neden yani, çelik ev dediniz? Çelik ev daha hızlı mı? Bitme aşamasından dolayı mı? Kullanımı mı daha rahat? Neden çelik evlere yöneldiniz Sayın Bakan? Buna yönelmemizin bir tek sebebi var. Özellikle biz deprem şurası yaptık. Deprem şurasında bilim adamları bize dediler ki madem yapıyorsunuz, elinize aldınız, lütfen çelikten yapın. Siz bir dakika, şimdi bilim adamlarıyla oturdunuz, tek tek toplantılar, istişareler yaptınız. Türkiye'nin ve dünyanın herhalde değil mi? Dünyadan da bilim adamlarıyla görüştünüz. Yani şöyle, İstanbul'da yaptığımız bu deprem şurası 3 gün sürdü. Oraya Türkiye'den genellikle ama birkaç tane de yurt dışından gelenler vardı. Bilim adamları vardı, belediyeciler vardı, uygulamacılar vardı, sivil toplum örgütleri vardı. Hatta bana ulaşıp biz niye davet edilmedik diye kim varsa davet ettim. Çünkü bu konu siyaset üstü bir konu. Gelsin herkes söyleyeceğini söylesin ve üzerinde çalışalım diye. Oradan çıkan bazı sonuçlar var. Bu sonuçları da elbette uygulamak lazım. Niye topladım ki ben o insanları? Onlar diyorlarsa ki bu işi böyle yapın, çelikten yapın. Bu ila nihaya gider, bir şey olmaz dediler. Tamam dedik, biz çevirdik, şimdi çelikten yapmaya çalışıyoruz. 50 bin civarında programladık. Bütün köylerdeki köy evlerinin tamamı neredeyse artık çelikten yapıyoruz bundan sonra. Bir sebebi de bunun hoşumuza giden tarafı tabii
Bunu yapan firmalar 3 ayla 8 ay arasında tamamını teslim ediyorlar. Neden? Çeliği karkası gelip oturuyorlar. Binanın ana temel oraya oturmuş oluyor. Aralarına taş yünü dediğimiz bizim malzemesi gerçekten taş olan, onun elyaflarına ayrılmış şekliyle taş yünü konuyor 10 santim en az. Dışında betopan var, içinde alçıpan var, osebe dediğimiz malzeme var. Ve bu malzemelerle çok muhkem bir ev çıkıyor ortaya. Hem ısı yalıtımlı hem de depreme, 9 şiddetine bir depreme dayanıklı evler yapılabiliyor. O yüzdendir ki tercih ettik, çelik evlere doğru döndük biz şimdi. Peki. Onları yapıyoruz. Şimdi Dünya Bankası'yla da bir anlaşma yaptınız Sayın Bakan. Altyapı çalışmalarını kapsayacak şekilde. Doğru. Bunu hangi iller için yaptınız ve içinde Hatay da var mı? Dünya Bankası ve bir de Avrupa İmar Kalkınma Bankası, EBRD var. Onlarla yaptığımız anlaşmada önce 1 milyon 350 bin dolar verelim dediler. Biz biraz daha artılmasını istedik. Geçenlerde ben CEO'suyla da görüştüm. Tamam dediler. 1,5 milyon avroya çıktılar. Milyar avroya çıktılar onlar. Yani yaklaşık 50 milyar lira gibi bir oradan kredi temin ettik. Bunu biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uzun vadeli borçlandık. Dışarıya ödeyeceğiz. Ama şehirlere yansıtmayacağız bunu. Bu parayı yansıtmayacağız. Şehirlerimizden altyapıyla ilgili gelen hasarların tamamını bu kredi kapsamında kullanıp bitireceğiz. Su, yağmur suyu kanalları, kanalizasyon hatları, arıtma tesisleri, o işle ilgili bir takım alet, edevat, makine teçhizat gibi bütün teklifleri topladığımızda en çok ihtiyacın Hatay'da olduğunu gördük. Bu bir evvelki, benim görüşmeden önceki herhalde eski slaytı koyduklar için böyle ama bu rakamı 50 milyara çıkardık. Burada da Hatay için ayırdığımız para 12 milyar lira. Bu 12 milyar lira Hatay'ın olduğu gibi hem merkezin Antakya gibi, Defne gibi merkezdeki mahallelerin hem de çevredeki ilçelerimizin su kanal ihtiyaçlarının tamamını da kullanacağız. Artık bir daha altyapı sorununu Hatay yaşamayacak inşallah. Bu masraflar içerisinde çözeceğiz. Burada bir şey daha söylemek isterim. Evet. Dikkat ederseniz özellikle mahsus boyattım ben. Hatay, Adana, Mersin. En çok payda şu anda 12 milyar bu Hatay'a ayırdık. Hatay hangi partide? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İlk günden itibaren yardım çalışmaları dahil, faaliyetleri dahil. Gerek bizim belediyelerin, gerekse AFAD'ın çalışmalarında. Bir gün olsun hiçbirinden birbirine ayırmadık biz. Yani buraya en büyük 4 belediyemizi gönderip ben çalıştırdım. Aylarca burada. Ve en büyük parayı da Hatay'a ayırdık. Bazen bu partili için mi yapmıyorsunuz, bu parti var diye mi böyle yapıyorsunuz gibi sözler duyuyorum. Gerçekten çok üzülüyorum yani. O kadar iyi niyetle yaklaşıyoruz ki. Arkadaşlar da biliyorlar, belediye başkanları da biliyorlar. Bana hangi projeyi göndermişlerse tamamını biz orada üstlenerek bu bölgelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir dağıtım yaptık ve ayrım yaptık. Bunu da özellikle söyleyeyim dedim içimde kalmasın diye. Peki. Şimdi kentsel dönüşüme yavaş yavaş değindik ama neden? Biraz da deprem bölgesini konuşuyoruz. Altyapı çalışmaları ve deprem bölgesiyle ilgili çalışmalar. Son eklemek istediğiniz bir başlık var mı? İstanbul'a da değinmek istiyorum. Gözümüz kulağımız buradaki burayı tekrar yaşatmaya, tekrar umudu yeşertmeye çalıştığımız bir bölgedeyiz ama tabii burayı görünce insanın da tüyleri diken diken oluyor. İstanbul'da da aynı felaketi yaşarız diye. Bu bölge için söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir başlık var mı? Şöyle ki en büyük hasar Hatay'da. Antakya'nın neredeyse %90'ı yok oldu. Ona yakın mahalleler yani Defne gibi, Samandağ gibi ilçelerde, İskenderun'da, özellikle Kırıkhan'da büyük hasarlar var. Bunun gibi Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ve Malatya'da da ağır hasarlarımız var. Bugüne kadar şu 10 aylık süreç içerisinde biz katlı olarak şu bulunduğumuz bölge gibi TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri marifetiyle 207 bin konutun inşaatına başladık. 207 bin. Dile kolay bu. Arada TOKİ'den bahsediyoruz ama TOKİ'nin eskiden yaptığı senelik kabiliyeti 60-70 bindi. Şimdi sadece bakanlık olarak 207 bin konutun ihalesini yaptık ve yükseliyor. Her birine de bir senelik süre verdik. İnşallah ihaleden itibaren her birisi bir sene süre içerisinde bittiğinde teslim edeceğiz. İkincisi 50 bin kadar daha köy evinin inşaatına başladık. Onlar da 6-8 ay içerisinde bitirip teslim edeceğiz. Üçüncüsü de şehirlerin merkezlerine başladık. O merkezlere açılan ana caddelere başladık.
Oralar kimlikli çıksın istiyoruz ortaya. Yani çünkü şehirlerin meydanları herkese ait. Ve herkesin orada hatıralar oluyor. Belki kartpostallara konu olan yerler de şehirlerin meydanları. O yüzdendir ki şehir meydanlarına ve ona açılan ana caddelere de başladık. Bu arada vatandaş kendi yerinde yapmak istiyorsa yerinde dönüşüm diye bir formül de ortaya koyduk. Dört bir cepheden bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce gösterdiğiniz gibi altyapıyla ilgili de 50 milyar liralık bir kredi kullanıyoruz burada. Bütün çabamız, gayretimiz en kısa süre içerisinde bu deprem bölgelerini ayağa kaldıralım. Tek derdimiz o. Emin olun 1-2 sene içerisinde hayat şehirlerde başlar. Bunu herkes görür. 2024'te yani, artık yavaş yavaş 2024 sonuna doğru olur. 2025'te tam anlamıyla. Şehirler görürüz. 2025'te de görürüz ama çevrelerin falan tamamının ayağa kalkması belki 2-3 seneyi bulabilir. Emin olun 3-4 sene sonra ama açığa çıktığında yepyeni, depreme karşı dirençli, kimlikli binaların olduğu şehirlerle karşı karşıya kalırız. İnşallah biraz sabredilirse bütün bunları bir program dahilinde devam ettiriyoruz. Şimdi Sayın Bakan, kentsel dönüşüm deyince İstanbul geliyor aklımıza. Evet. Çok konuşuyoruz, çok tartışıyoruz. Kimi uzmana göre çok yakın bir tarih ama depremin süresi ve zamanı belli olmaz. Kentsel dönüşümü açtık başlık olarak ama şunu hatırlatmak istiyorum. Buradan yola çıkarak İstanbul'a gelelim. Emek Mahallesi. Az önce söyledim, acı hatıraların ve sizin de acı bir anınız olan bir mahalle olduğu için. Ne oldu Emek Mahallesi'nde ve şimdi nasıl durum? Benim bu bakanla gelişim ikinci sefer oluyor. Daha önce aynı görevdeydim. 2016 yılında başladım. Antakya'da bir belediye başkanımız vardı, İsmail Kimyeci Bey. Bana gelerek dedi ki, bana yardımcı olursanız değerli bakanım dedi. Ben dedi bir iki tane çöküntü alanı gibi olan eski mahalleler var. Burayı ayağa kaldıracağım. Ben dedim ki vatandaşlarla anlaştınız mı? Anlaştık dedi. %90 oranında neredeyse muvafakat verdiler. Küçük bir grup itiraz ediyor ama onlar da aşıyoruz dedi. Benden ne istiyorsun dedim. Zannedersem 30 milyon lira gibi o tarihte para istedi bu işe başlamak için. Tamam verebiliriz dedim anlaştıysanız. Başka rezerv alan istiyorum dedi. Tamam. O insanların evini yıktığında kira yardımında bulunuyoruz biz. Evler yapılana kadar 18 ay boyunca bir de kira yardımında bulunuyoruz. Bunlara da tamam dedim. Yıkım törenine gelirseniz dedi, burada vatandaşlara bu yapacağınız yardımları söylerseniz işim kolaylaşır. Tamam olur dedim. Tarih verdim. Atladım Hatay'a geldim. Orada iki tane mahalle var. Yüzlerce ev var orada. Binlerce ev var. Bu iki mahalleyi yıkacağız, yeniden yapacağız. Projelere baktım. Projeler de güzel. Gerçekten güzel. Alana geldik. Çok kalabalık bir ekip var. Kadınlar da var bayağı. Ama soğuk bir hava var böyle. Yan bakışlar, bazı sloganlar atılıyor. Baktım pankartlar var geride. Pankartlar biraz hakaret içeriyor falan. Belediye başkanı hoş geldiniz demek için kürsüye çıktı. Bir yuhalama, küfür başladı. Adamcağız ne söyleyeceğini şaşırdı. Kolay değil. Yani kürsüye çıkıyorsunuz, 3-5 bin kişi sizi yuhalıyor ve küfür ediyor. Ne yapacaksınız? Çok zor bir durum. İndi mecburen. Allah Allah, nereye düştük biz ya dedim. Ben bilmiyorum öyle bir ortamla karşılaşacağımı. Ve kürsüye çıktım. Çıkar çıkmaz mikrofonun yanına geldim. Hani protokolda selamlam olur ya, sayın valim falan filan diye, böyle hiç yok onlar bende. Direkt mikrofondan dedim ki vatandaşa, siz bu kentsel dönüşümü istemiyor musunuz dedim. İstemiyoruz dediler hep beraber. Tamam yapmıyoruz dedim ben de. Çekildiniz. Yapmıyoruz. Çekildiniz değil mi sonra oradan? Çekildik ama bir safahat var arada. Bittik dedim. Tamam. Bir de dedim bir şey söyleyeyim. Rızası lokma haram dedim. Siz istemiyorsanız bu evler niye yıkalım ki? Evleriniz kaldı. Kentsel dönüşüm yapılmıyor. Rahat olun. Tamam mı? Alkışladılar bunda. Dedim ki ya sizden bir ricam var. Ablalar çok yoruldunuz. Şöyle bir oturun da dedim. Biraz sohbet edelim ya. Pankartçı arkadaşlar dedim. Pankartları okuyayım. Sizin de kollarınız çok yoruldu. Artık ben işi şeye vuruyorum. Ne yapayım? Pankarttaki yazıları okudum. Bize kızan öfkeli pankartları. Bana kızıyorlar veya işte o işe kızıyor. Hükümete kızıyorlar. Okudum, tamam mı arkadaşlar dedim. Ya siz de indirin de rahat edin dedim. Ya kollarınız yoruldu. Oturun bir. Sonra mikrofonda başladım ben. Türkiye'de 3 tane çok riskli fay hatları bölgesinin olduğunu. Birisi mesela Van Gölü civarından başlıyor. Karadeniz'in altından Kuzey Anadolu fay hattı diye ta İstanbul'a çıkıyor. Ve Erzincan'da başlamış. Birkaç sene sonra Tosya'ya gelmiş. Niksar'a gitmiş. Düzce, Adapazarı ve şimdi Marmara'da bekliyor. Bu çizgiyi gösterdim. Sonra dedim ki aynı yerden başlıyor.
Adıyaman'ı, Hatay falan aşağı inin şöyle aşağıda, o Kahramanmaraş'tan Hatay'dan geçiyor, denize doğru iniyor. Bir fay hattı da burada var. Yakın bir gelecekte bu deprem gelecek ve sizin bu evlerinizi yıkacak. İçinde çocuklarınız kalacak, eşleriniz kalacak. Ya ben sizden rica ediyorum. Bakın dedim, ben 20 küsür sene belediye başkanlığı yaptım. Ömrüm bu işlerle geçti. Şurayı anlattım daha doğrusu. Bu bakın şimdi gördüğünüz gibi Van civarından başlıyor, ben anlatsın diye söylüyorum. Şuradan devam ediyor. Şimdi şu adalar segmentinde bekliyor. Hocaların tüm söylediği bu. Ve sırayla 1939'da şurada başlamış. Üçer beşer kırıla sene arayla buraya kadar gelmiş. Bak şu çizgi. 39 İstanbul'a da girmiş olduk şimdi. 40. Niksar, Tosya, Bolu, 57 Abant, Adapazarı, Gölcük 99. Şimdi adalar segmenti olarak geçiyor. Bu şiddette bir deprem burada bekleniyor ve süresi dolmuş. Biraz önceki bir resme gelebilirsek arkadaşlar, derdimi daha rahat anlatacağım. Ben Antakya'da bu Aksaray Emek Mahallesi'nde şu hattı anlattım uzun uzun. Bak dedim, Hatay'dan Akdeniz'e doğru iniyor. Bu kırılmak üzere. Burada birikti enerji. Hocalar böyle diyorlar. Ben anlamam. Ama dedim, ben belediye başkanlığı yıllarca yapmış birisi olarak size dedim, rica ediyorum ya. Kiminizin kardeşim, kiminizin abisiyim. Yalvarıyorum size. Ne olur izin verin. Eğer belediye başkanı bir yanlış hesap yaptıysa ben düzelteceğim. Az verdiyse çok vereceğim. Belediye para kalıyorsa size dağıtacağım. Söz, şeref sözü. Bu işe mani olmayın ne olur. Ama o günkü siyasiler tahrik ettiler o vatandaşı ve yaptırmadılar. Sonra dedim ki sabah 8'e kadar burada oturacağım. 9'da uçağım var. Sizi dinleyeceğim. Ne diyorsanız dinleyeceğim. İkna edeceğim sizi. Saatlerce orada oturdum. Onlarca insanı dinledim ikna etmeye. Fakat protestocular galip geldiler. Ve bana yaptırmadılar. Nihayetinde deprem olduğunda ilk baktığım yer Emek Antakya'da durum nedir? Mahallesi. Başkanı aradım. Emek Aksaray ne alemde dedim. Tamamı yıkıldı. Ayakta bir tane bile bina yok. Ve beni o gün dinleyenler veyahut da protesto edenler, ki başka yerlerden gelmişti protestocular, oradaki masum vatandaş hiçbir yaşamıyor. Şimdi bu işe mani olanların şu kadarcık vicdanı varsa sızlıyor mu sızlamıyor mu acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden kentsel dönüşüme mani olmak doğru değil. Şimdi gelelim İstanbul'a. Önemli bir yerdeyiz. İstanbul evet. Deyince siz de az önce gösterdiğiniz o haritayı da alırsak daha net anlaşılacak aslında. Tarihleri alalım. 39, 42, 43, 44, 57, 67, 99 ve geldi işte uzmanların, profesörlerin söylediği o kırılma noktasına. Ha geldi ha gelecek. Allah esirgesin diyelim, hepimizi korusun ama şimdi tabii bu işte bilimin bir gerçeği olacak deniliyor deprem. Ne zaman olacağı belli değil. Kentsel dönüşüm için İstanbul'da bir çok merak ettiğim bir soru. Ne kadar zamanımız kaldı? Ne kadar bir sürede baştan yaratabiliriz İstanbul'u Sayın Bakan? Biraz önceki resmi getirirlerse bu sorunuza net bir cevap orada var. Onu söylemek istiyorum. Evet. Yok. Bir resim bu. Daha vardı. Evet bu dursun bir dakika. Hocalarımızın ısrarla söylediği kırılması düşünülen bir hocamız farklı söylüyor. İnşallah onun dediği çıkar. Buralarda olmayacak merak etmeyin diyor. Şuralarda çok düşük şiddette diyor. Ama çoğu hocamız ona karşı çıktı Sayın Bakan. Ben de o hocamıza inanmak istiyorum. Gönülden inanmak istiyorum. Hatta ben de sizin hiç gibiyim. Olmayacak da dedi ama iyi keşke İnşallah öyle olsa. İnşallah hocamızın dediği çıkar. Keşke evet. Ama büyük bir çoğunluk diyor ki bakın burada. Ve aralığına dikkat eder misiniz? Birinci deprem olduğunda aynı bir bölgede 432 yıl geçmiş. Yine bu bölgede ikinci deprem olduğunda 520 yıl geçmiş. Şimdi 520 yıl bunun üzerine eklediğimizde tam 2030 senesi ediyor. Eğer bu aralıklar bu şekilde gidecekse, 500 yıllık bir arayla olacaksa süre dolmuş gibi gözüküyor. Kapımızda. Ama yarın olur, ama 10 sene sonra olur. Onu hiç bilme imkanımız yok. Kimse bunu söyleyemiyor zaten. İnsanoğlunun yapması gereken zaten burada olayı görüp, tahmin edip, önceden tavır alıp konutlarını, iş yerlerini sağlamlaştırmak, depreme dirençli hale getirmek. Bunun dışında hiçbir yolumuz yok. Şimdi eğer o tartışmaları geride bıraktık. Aynı Emek Mahallesi'ndeki gibi söylediğiniz tabloyla karşılaşmadınız. Bu sefer Türkiye tam anlamıyla tek yürek, birlik oldu. Herkes istiyor. Yarısı bizden kampanyası da var. Cumartesi günü Sayın Doğru Cumhurbaşkanı'nın katıldığı. Kentsel dönüşüme tam start verildi. Pazartesi günü başladık 1 Ocak tarihiyle. Ne zaman İstanbul yeniden ayağa kalkar? İstanbul'da 6 milyon civarında konut var kayıtlara göre.
1,5 milyon civarında da iş yeri, tek katlı müştemilat var diyelim. 7,5 milyon yapı var. Ne kadar riskli derseniz 1,5 milyon olarak tahmin ediliyor. En riskli ve bir an önce yıkılıp yenilenmesi gereken sayısı 600 bin. Bunlar acilen yıkılması icap eden yerlerde bulunan konutlar. Zemini sıvılaşmış yerler. Veyahut da boşaltmamız gereken alanlar veya çürük olduğu belli fakat kimse resmiyete dökmüyor ki burası riskli yapı denilirse başıma bela olur diye belediye imza atmıyor. Hı. Neden? Niye boşaltmadın derler diye. Vatandaş onu işleme koymuyor ki kat yöneticisi yarın bir gün niye bu bina böyle riskli oturdunuz burada derler beni içeri atarlar diye. Bu civarda olan tam 600 bin konut var. Ne bağımsız birim var. Ne yapacaksınız peki bakanlık olarak Sayın Bakan? Şimdi biz dörtlü bir hareket tarzı izliyoruz. Birincisi özellikle çıkardığımız kentsel dönüşüm yasasında 11 yıldır uyguladığımız kentsel dönüşümlerin önünü kesen, onu geciktiren ne kadar madde varsa değiştirdik. Eskiden 11 yıl boyunca devam ettik. 2012 yılında çıktı bu yasa. 2012'den 2023'e kadar 800 bin konutu iş yerini değiştirmişiz. Şu anda 179 bin devam ediyor. Yani 1 milyon bile olmamış. Tıkandığımız yerler var. Bunların ne olduğunu tespit ettik. O tıkandığımız yerler genellikle şöyleydi. Evin içerisinde 3'te 2 razı olacak. İçinde ruhsat alırken tamamı razı olacaktı. Biz %50+1'e düşürdük bunu. Yani dedik ki vatandaşın yarısından bir fazlası evet bizim evimizi değiştirin dönüştürün diyorsa bu iş bitti. Değiştiriyoruz dedik. Ruhsat çıkacak yine aynı sayı bizim için yeterli dedik. Tebligat kanununda sıkıntı vardı. Yani tebligatı almamak için vatandaş bir sürü numara yapıyor. Bazıları kötü niyetliler. Bazıları içinden küçük bir hissesini Kenya'ya satıyor. Siz %0,1'lik bir hisseyi bile Kenya'da bulup tebligat yapana kadar 5 yıl geçiyor aradan. Ve kentsel dönüşümü engelliyordu bütün bunlar. Bazıları da şöyle diyordu mesela. Ben emekliyim, param yok. Siz yıktığınızda belki 50 bin lira da olsa, 100 bin lira da olsa benden fark isteyeceksiniz. Ben bunu veremem, o yüzden çıkmıyorum. İçinde ölürüm arkadaş. Ben o kadar çok duydum ki bunu. Şimdi yasaya yazdık açıkça. Evet bu durumda olan, ödeyemeyecek olanlar yine evi yapalım, içine geçip otursunlar. Bak hiçbir şey vermese de otursunlar ama tapuya şerh düşelim. Şu kadar borcum var diyelim. Hmm. Ne zaman ki onu ödedi veya kendi öldü mirasçısı ödedi tapusunu alsınlar. İşi kolaylaştıracak ne kadar yasa varsa hepsini yazdık. Birincisi bu. Çünkü çok önemli. İstanbul. Birçok insan bunu bekliyordu. İstanbul'da zaten bir Fikirtepe örneği var. Binlerce insan mağdur oldu. Ortada sadece iki odalı bir gecekondu için. Bakın binlerce insan perişan oldu. Sadece bir ideoloji kavgası verdiler orada. İki odalı bir gecekondu. Oturulmuyor içinde. Onu bayraklaştırdılar. Üzerinde yürütmeyi durdurma kararları aldılar. Ve insanları perişan ettiler. Bunu bildiğimiz için işi hızlandıracak her şeyi o yasaya yazdık biz. Bu bizim için çok önemliydi. İkincisi, yarısı bizden kampanyasını başlattık. Bu yarısı bizden kampanyası için de böyle değil özellikle mi? Doğru. 1,5 milyon lira yine biz burada destek paketi açıkladık. 700 bin lirasını hibe olarak veriyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. İkincisi bu 100 bin lira içinde oturan vatandaşa diyoruz ki bu evi boşalt. Bunu da kira parası olarak kullan. Sana 100 bin lira veriyoruz kardeşim hadi. Ev sahibi ise ev sahibi, kiracı ise kiracıya veriyoruz. Evin bir an önce yıkılması için. Ya söylemesi ayıp yani 50 kişi varsa omuz verse yıkılacak binalar var. Rüzgardan yıkılacak, durduğu yerde yıkılan İstanbul'da haberlerde izliyorsunuz değil mi? Evet. Durduğu yerde yıkılıyor ev. Böyle evlerin olduğu yerde içinde oturulmaz gerçekten. Oradaki kiracı ise kiracıya, ev sahibi ise ev sahibine. 100 bin lira sana para veriyoruz kardeşim diyoruz. Çık evini bul, taşın hadi. Sonra 700 bin lira da kredi. Bu da ilk yıl faizsiz yine. Sonrasında ise tefe bölü 2 faiz oranı bu. Eğer tefe %30'sa %15 faiz ödeyecek. 10 sene boyunca siz 700 bin liranın ne olacağını bir düşünün şimdi. Yıllık 70 bin lira demek bu. O 70 bin lira da bir sene ödemeyecek. İkinci seneden itibaren birinci sene faizsiz çünkü. Ayda 5500 lira gibi ödemeye başlayacak. İkinci sene, üçüncü sene geldiğinde tefe yüzde kaç ise onun yarısı kadar bir faiz ödeyecek. Neredeyse bunun da çoğu hibe gibi adeta. Bu şekilde siz hadi evlerinizi dönüştürün diyoruz. Orada da şu ana kadar bize evet yarısı bizden kampanyası için beni destekleyin.
ben evimi yıkar yaparım diyen 1 milyon 230 bin kişi kadar insan var. 71 bin kişi binanın içerisinde %100 anlaşmışlar. İlk etapta bizim muhatabımız o 71 bin konutun sahipleri. Onlara törende de zaten bir salona davet ettiğimiz birçok insan geldi. Hadi başlayın dedik. Paraları veriyoruz. %100 anlaşmışlar çünkü binada. %50'den fazla anlaşan da zannedersem 158 bin başvuru vardı. Onlar da tamamladıklarında herhalde 200-250 bine çıkıyor sayı. Derken bizim desteklerimiz de değişebilecek ve dönüşebilecek konut iş yeri sayısı neredeyse 350 bin, 400 bini buluyor. Bu 3 yıl boyunca bir kampanya. Bakın şimdi bir taraftan kentsel dönüşüm yasalarını çıkardık, iş hızlandırıyoruz. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm başkanlığı kurduk. Özel bir birim takip edecek İstanbul'u, Anadolu'dan farklı olarak. Sonra farklılıklar ne olacak Sayın Bakan İstanbul'da takip ederken dikkat ettiğiniz? Yani şöyle, eskiden bir tek kentsel dönüşüm genel müdürlüğü vardı. Hakkari'den de geliyor birisi, Muş'tan da geliyor, Sivas'tan da geliyor, İstanbul'dan, Bağcılar'dan da geliyor. Aynı birimde sıralamaya giriyor, bekliyor ve devam ederken şimdi kentsel dönüşüm başkanlığı haline getirdik. Özellikle Anadolu'yla burası ilgilenecek. İstanbul'da sadece bir birim ilgilenecek. Sırf işi İstanbul olacak. İstanbul'u ezbere bilen tüm insanları buraya aldık. Sonra bir de ayrıca ben, Ser'de de biraz Kayserilik var. Taşınmaz Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kurdum. Burada da para kazanacağım. Buraya kaynak temin edeceğim. Buraya kaynak, buradan kaynak geleceğim. Temin edeceğim oraya. Şimdi bir taraftan da bu yarısı bizden kampanyasıyla ben 350-400 bin konutun değişeceğini, dönüşeceğini düşünüyorum kendiliğinden. Bu kampanyayı başlattık. Son olarak da İstanbul'da şu anda 12 yerde rezerv alan belirledik. Bu rezerv alanlar kamu arazileri. Çünkü İstanbul'da ben gidip bir yerleri istimlak ederek ev yapamam. İstimlak bedelinin ne kadar yüksek tutabileceğini siz tahmin edersiniz. İstanbul'da rezerv alan neden tartışma konusu oldu Sayın Bakan? Tartışma yaratılırken muhalefet mi tam anlamıyla anlayamadı acaba, ya da siz mi anlatamadınız? Ben bunu bir bitireyim istersen. Evet, söylemek istediğim, müsaadeniz olursa. Buralar nereler? Rezerv alanı olarak belirlediğim yerler. Mera alanları diye geçiyor aslında. Birçok boş yeri zamanında mera diye yazmışlar. Üzerinde ne ot var, ne bitki var, ne bir şey var. İşte buralar bir kere rezerv alanı olarak kullanılacak. Boş alanlar. Burada tartışma yok bu yaptığım yerde. Tartışma ayrı bir konu çünkü. İkincisi, orman vasfını yitirmiş araziler var. Hiçbir tane bile ağaç yok. Öyle yerler var. Kamu arazileri var. Kamu arazileri içerisinde askeri alanlar var. Askeriye boşaltmış, kullanmıyor. Ama o alanlar duruyor orada. Bütün bunları topladığımızda 65 milyon metrekareye yakın bir alan çıktı. Ben onların sahipleriyle hep görüştüm. Ya daha doğrusu yetkilileriyle, Genelkurmay Başkanımız dahil, Milli Savunma Bakanlığımız dahil hepsiyle görüştüm. Buralarda yapacağımız hazır konutlarda neredeyse 450-500 bin konut olacak. Eğer maliyenin o günkü imkanlarında, ki planlıyoruz, yaz döneminde başlayacağız Allah izin verirse, mali durum el verirse bütün konutları kendimiz yapıp 450-500 bin konutu kendimize rezerv olarak orada tutacağız. Rezerv alanlarda yaptığımız konutların etrafında her birinin 4-5 ilçe var. Mesela birisinin etrafında Esenler var, Eyüp var, işte o oradaki 2-3 ilçe daha var şimdi. O 4-5 ilçeye hitap edecek. Birisi Tuzla civarında, o etrafındaki 3-4 ilçeye hitap edecek. Bu şekilde yaptığım yerlerdeki bu rezerv alandaki konutları da dediğim gibi mali imkanlar el verirse tamamını kendimiz yapacağız. 400-500 bin konutun sahibi olacağız. Değilse kat karşılığı verip yarısını en azından alıp oradan 250 bin konut sahibi olup onu da kentsel dönüşümde kullanacağız. Ve ilk etapta en riskli yapıları buraya taşıyacağız. Sonra sosyal donatı alanlarında kalan yapılara diyeceğiz ki bakın sizin yeriniz sağlık ocağında, sizin yeriniz okul alanında, sizinki park alanında, gelin size konutunuzu verelim, çıkın buraya. Yaptığımız konutlarda zaten çok elverişli olacağı için insanlar o dayanıksız yapılardan bir önce çıkacaklar. Ben o boşalttığım yerleri de ilçe belediyelerine sosyal donatı olarak kullansınlar diye bırakacağım. Otopark alanı olarak bırakacağım, işte yeşil alan olarak bırakacağım, onlara sağlık ocağı alanı olarak bırakacağım. Yani her ilçeden boşalttığım her bir binanın yerini
kendilerine ilçe belediyesine sosyal donatı olarak bırakacağım. Şimdi yaptığımız hesaplamada bir taraftan işi hızlandırıyoruz. Bir taraftan 350-400 bin konutu yarısını bizden kampanyasıyla yapıyoruz. Eğer inşallah mali durum, finansal kaynaklarımız el verirse 500 bin konuta yakın yine aynı şekilde biz yapıp rezerv alanlarda teslim edeceğiz. 1 milyon konuta yakın, 100 bin de sosyal konut şeyimiz var, çıkacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç sene içerisinde bunları bitiririz biz ve en riskli yerlerden başlayarak taşımaya başlarız. O zaman biraz daha emniyetli vaziyette hayatımızı devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Şurada da arkadaşlar zaten bu sıralamayı da biraz önce anlattıklarımı da burada zaten gösteriyorlar. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum. Peki, şimdi sizin sorunuza geçersek. Sorumuza da gelelim. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyor. Toparlayarak öyle hem de mi? O soruyu da almış olayım başına. Muhalefetin karşı çıktığı ya da anlatamadığınızı düşündüğünüz nokta nedir? İstanbul'daki rezerv alanla ilgili tartışma. Ben anlattığımızı düşünüyorum. Şöyle ki, bu yasa çıkmadan önce Cumhur İttifakı tarafına biz mecliste geldik. Daha taslağı bile getirmeden AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili tüm milletvekillerine yasayı anlattık. Meramımızı anlattık. Yapmak istediğimizi anlattık. İstanbul'u anlattık. Sonra uçakta bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşla gelmiştik. İner inmez Kılıçdaroğlu'nu aradı. Bizim arkadaşlarımıza da anlatmak istiyorlar efendim dedi. Müsaadeniz var mı? Tamam dedi Sayın Kemal Bey, Kılıçdaroğlu. CHP'li milletvekillerini de anlattık dedi biz. İyi Partili arkadaşlar geldi. Onlara da anlattık. Muhalefetteki arkadaşlar geldi. Bütün açıklığıyla, çıplaklığıyla düşündüğümüzü, ne yapmak istediğimizi tek tek anlattık. Yasa maddeleri üzerinde takıldıkları her yeri sordular. Hepsine cevap verdik. Hiçbir sorun yok. Ve yasa meclise geldi. İtiraz edenler veya muhalefet edenler bile ayıp olmasın diye seçmenine selam kabilinden bu yasayı çıkardık biz. Fakat birkaç gün sonra odalardan bazıları tahriye başladılar. Ki bazı odalar dava açarak bunu bir rant haline getirdiler. Bunu İstanbul'da yapıyorlar. Anadolu'da yapıyorlar. Şimdi isimler de aklıma geliyor ama hak doğurmamaları adına onlara söylemiyorum. Ama şunu bilsinler ki hiçbiri masum değiller. Büyük bir imar planı var. Bazı meclis üyeleri veyahut da kendini oda temsilcisi görenler gidip önce iki satırlık bir dilekçe veriyorlar. O imar planının ana ilkelerine aykırıdır, iptalini rica ediyoruz diyorlar. Mahkemelik oluyor. Her bir imar planı ile ilgili açılan dava bazen 5 sene, bazen 7 sene, bazen daha da uzun süre gidiyor. Orada mağdur olan ya büyük bir grup oluyor veyahut da binlerce insan oluyor. Büyük bir grup olduğunda el altından pazarlıklar başlıyor. Bu davayı çekeriz ama bizi görürseniz hikayeleri başlıyor. Bakın bunlar çok ahlaksızca tavırlar. Biz onların birçoğunun önünü kesmek için 2012'de çıkan yasanın aynısını koyduk. Yani gerek rezerv alan, gerekse riskli alan tanımlarında hiçbir şey değiştirmedik. 3 kelime değiştirdik. Yeni yerleşim alanı. Bu kadar. Yeni yerleşim alanından maksat, hakimler şöyle söylüyorlardı. Bomboş bir alan olacak. Burası yeni yerleşim alanı olabilir. Peki şehir merkezinde yeni yerleşim alanları tabiri olamaz diyor. Halbuki ben mecliste de gösterdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize teklifi var. İçi lebalep, ev dolu. Rezerv alan ilan edin, burayı dönüştüreceğim diyor. Yani rezerv alan tanımının getirmiş olduğu konulardan istifade etmek istiyor. Avantajlardan istifade etmek istiyor. Kira yardım almak istiyor. Rezerv alan yapmak istiyor. Tamam, doğru diye onu da imzaladık biz. Onlar da yapıyor. Evet. Nihayetinde yaptığımız iş, işi kolaylaştıracak, hızlı kılacak ve mahkemelerdeki yürütmeyi durdurma kararlarının önüne geçen bir tanımdan ibaret. Peki. Bunun dışında vatandaşın rahatsız olacağı veyahut da korkacağı hiçbir şey yok. Ben bugün de sordum, yine şimdi soruyorum. 2012'den bu tarafa, aradan 11 yıl geçmiş. 2 milyon 200 bin konut yenilenmiş. Rezerv alanı ilan ettiğimiz yerde kim mağdur etmişiz? Bir tek Allah'ın kulu çıksın desin ki, beni mağdur ettiniz. Bir tek göstersinler ki şu mahalleyi kaldırdılar, buraya falan mahalleleri getirip oturttular, bunları da aldılar başka yere götürdüler. İstanbul'da öyle çirkin propaganda yapılıyor ki. İşte Kadıköy'ü rezerv alan ilan edip Sultanbeyli'yi getirip oturtacaklar. El insaf ya. El insaf yani. Böyle bir şey kefil olabilir. Kefil benim diyorsunuz Sayın Bakan. Elbette, böyle de kapatalım yayınımızı. Elbette, kim ne sorun yaşarsa böyle. Kentsel dönüşümde, binasında, müteahhitinde kefil bakanlığımız ve benim. Eyvallah. Devlet kefil diyorsunuz. Ve bir tek derdimiz var. İstanbul depremi hazırlamak.
Hiç kimse evinden yurduna etmek gibi bir niyetimiz yok. Ama sağlamlaştırmak gibi bir derdimiz var. Depreme dirençli kentler yaratmak gibi bir derdimiz var bizim. Onun için çabalıyoruz, çırpınıyoruz. Zaten bunu da herkes biliyor ama bazen de tahriklere kapılanlar oluyor ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi buralara kadar çağırdık. Bizi kırmadınız. Canlı yayının talebimizi kabul ettiniz. Hatay'dan artık tabii yeni bir yıla başlayacağız. Hatay depreminin merkez üstü o çift acı depremin yıl dönümü de yaklaşıyor. Hatay'dan gerçekleştirdik yayınımızı. Buradaki son çalışmaları yerinde takip ettik Sayın Bakan'la. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki konuğumuzdu. Deprem bölgesindeki takibimiz devam edecek. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını. Şimdi sözü Hatay'dan İstanbul'a, Fulya Kalfa sana bırakalım.